Merhabalar. Ustalarla baş başa serimizde bugün Doçent Doktor Ömer Bağcı ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet hocam. Hocam müsaade ederseniz küçük bir hukukçu latifesiyle başlamak isteriz. Lütfen. Efsaneye göre zamanın dehrinde Pirler ülkesinin hükümdarı halkına hitaben dürüst avukatlarla UFO'lar arasındaki benzerlik nedir diye sual ettiğinde umum halkın hep bir ağızdan ikisinden de hep bahsedilir. Ancak hiç görülmemişlerdir dediği rivayet olunur. Bu meyanda avukatlık mesleği hukukun en temel esaslarından olan dürüstlük kuralıyla bağdaşmayan bir meslek midir hocam? Yahut sıradan vatandaşın kavrayışıyla mı avukatlık dürüstlüğe aykırılığı iş olarak yaftalanıyor? Ne dersiniz? Aslında meseleyi Ahmet hocam şöyle ele almak gerekiyor. Elbette katılmıyorum. Yani avukatlık mesleğinin aslında bu zaviyeden değerlendirilmesi sorunlu. İnsanlar arasındaki ilişkiler belki dürüstlük kuralları zaviyesinden değerlendirilebilir ama bizler aslında çoğunluğun ısrarla anlamamak için diretmesine rağmen esasında teknik bir iş yapıyoruz. Yani müvekkillerimiz dürüst olur ya da olmaz. Yoksa ben avukatların davaların bir parçası olduğuna inanan bir hukukçu değilim. Biz mesleğimizi yapıyoruz. Meseleyi şu noktadan tartışmak gerekiyor yani aslında. Dürüst olmayan bir müvekkilin avukatlığı yapılabilir mi? Yoksa biz çok teknik, yani bir doktor nasıl ameliyat yapıyor? Bir öğretmen nasıl 6 yaşındaki bir çocuğa okuma yazmayı öğretiyorsa bizler de aynı şekilde hukuken ihtilaf yaşayan ya da hukuken ihtilaf yaşamayan ama yaşama potansiyeli olan insanlara danışmanlık yapıyoruz. Bu danışmanlık kimi zaman bilgi verme, bilgi aktarma şeklinde olabiliyor. Kimi zaman da nasıl olabiliyor? Bir davada vekil sıfatıyla onu temsil ederek olabiliyor ama toplumun avukatlığa bu zaviyeden yaklaşması bence birden çok sebepten kaynaklı. Neler mesela? Çok şey olabilir. Avukatlara para ödenmesi zor geliyor olabilir. Psikolojik bir arka planı var yani o zaman. Bir psikolojik arka plan olabilir. Bir de tabii mesleğin doğası gereği, yani bir daha şöyle düşünün. Yani bize hep eskiler hep şunu söylerler. Mesela bir boşanma davasında eşlerden sadece birinin %100 haklı olabilmesi mümkün mü? Elbette değil. Avukatlık mesleği garip bir şey. Yani bir davada davalı ve davacı olduğunda bunlardan birisi mutlaka biraz daha haklı. Birisi de haksız oluyor. Ama haksız olan da bir avukatla temsil ediliyor. 80'e 20, 60'a 40. 90'a 100 ya da 100'e zaman... yani önemli 90'a 0, 90'a 10 gibi de olabilir. Mesele o değil ama mesele şu. Biz dürüst olmayan kimseleri temsil ettiğimizde sanki aslında müvekkillerimize ait olan bir sıfat avukatlara yapıştırılıyor. Yani netice... Bu doğru bir yaklaşım değil üstad. Olarak... Yani benim mesleğe bakış açım bu değil. Ben çok teknik bir meslek yaptığımızı düşünüyorum. İnsanların da bizi böyle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi nereye gidiyor çünkü? Aksi mesela tabii ki hasmını, yani davalının davacıyı ya da davacının davalıyı öldürmesini desteklemiyoruz, savunmuyoruz ama geçenlerde malumunuz işte haberlere de düştü. Adam gidip cezaevinden çıktıktan sonra sadece davalı olduğu kişiyi öldürmüyor, avukatını da öldürüyor. Çünkü onu o ilişkiler ağının bir parçası gibi görüyor. Oysa biz, Türkiye Barolar Birliği bu konuda çok hassas, İstanbul Barosu hassas, barolarımız çok hassas. Biz kesinlikle teknik bir iş yapıyoruz ve vekili olduğumuz uyuşmazlıkların tarafı değiliz. Onun dışında her avukat da bir insan, mesleğini doğru yapar yapmaz. Bu ayrı bir şey. Yani müvekkilimize karşı dürüst olma yükümlülüğümüz var aslında. Yani şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki avukat aslında bir süreç takipçisi. Yani sürecin, o prosesin ilerlemesine refakat eden kişi. Teknik hukuki bilgisiyle, hukuki konularda. Bilgisiyle. Aynen, kesinlikle. Evet, katledilen, öldürülen avukatlar da rahmetle anıldı. Allah rahmet eylesin. Gencecik bir avukat ne yazık öldürülmüştü. Ki. Ne yazık ki. İkinci sorumuza devam edelim arzu Lütfen. Ederseniz hocam. Güncelliğini hiç kaybetmeyen bir soruyla devam ediyoruz. Lütfen. Özellikle hukuk talebeleri bayramda, seyranda memleketlerine gittiğinde aile efradından ve akrabayı talukatından bu soruya çokça muhatap olur. Soru şu, sen avukat olacaksın ama haklıyı da haksız da savunacaksın. Nasıl olacak bu iş? Sahi hocam nasıl olacak bu iş?
Avukatlık mesleği haklıyı da haksızı da savunmak mesleği midir? Kısmen evet, kısmen hayır. Bu bir tercih. Bir kere Türk Borçlar Kanunu'nun konuya ilişkin hükmü çok açık. Vekalet sözleşmelerinde vekilin susması esasen hayır anlamına gelir. Aslında susana söz isnat edilemez der eskiler. Yani bir kimse kendisine yöneltilen bir beyana evet kabul ediyorum demiyorsa vekillik sıfatını kazanamaz. Ama avukatlık mesleğinde özellikle hukuk büronuza birisi gelip de bir derdini anlattığında o kimsenin vekil olmak istemiyorsanız hayır ben senin davanı almak istemiyorum deme hakkınız var. Yani onu oradan o anda ne yapabilirsiniz? Uzaklaştırabilirsiniz. Sessiz kalmamanız gereken bir nokta. Sessiz kalırsanız evet anlamına gelir. Dinlersiniz. Neden avukatların yani kişisel tercihi kısmen evet kısmen hayır diyorum. Bizler avukatlık mesleğini icra eden hukukçular elbette her zaman haklıyı, hukuken güçlü olanı savunma imkanıyla donatılmıyoruz. Çünkü yeri geliyor aslında bir davada haksız olan taraf da hukuken bir korumaya ihtiyaç duyabiliyor ve sizi avukat olarak görevlendirebiliyor. Tabii ki sizin kabul etmenizle. Ama ben prensip olarak inanmadığım, haklılığına inanmadığım bir davayı kolay kolay almıyorum. Dolayısıyla alan meslektaşlarımız var mı? Evet var. Almayanlar var mı? Almayanlar da var. Ama hangi zaviyeden baktığınız önemli. Yani bizler belki aynı zamanda hukuk fakültelerinde öğretim üyesi olduğumuz için meseleye hak zaviyesinden yaklaşabiliyoruz. Piyasa şartlarında özellikle genç meslektaşlarımız bu imkanlara sahip mi değil mi bilmiyorum ama rahmetli Ayhan Şahenk'le çok ufak bir konuşmam olmuştu. Çok küçüktüm. Bana şunu açıkça söylemişti. Ceza avukatı olmaz, ticaret avukatı olmaz, icra avukatı olmaz, müvekkilin avukatı olur. Yani düşünsenize özellikle şirket danışmanlıklarında bir şirketin tarafı olduğu bütün davalarda haklı ya da tarafı olduğu bütün davalarda haksız olduğunu iddia edebilir misiniz? Mümkün kesinlikle değil. Hayır. Mesela bir kredi sözleşmesine istinaden bir bankaya karşı haklı olabilirken kendi işçisini haksız yere işten çıkartmıştır da siz de o sırada o haksız olan iş davasında müvekkilinizi savunmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Meseleye gene Ahmet Hocam, özellikle müstakbel meslektaşlarımızdan ricamız budur. Meseleye teknik bir zaviyeden bakmak ve hukukun çok ayağa düşürülmemesine dikkat etmek, işte sosyal medyada tartışılan seviyeden hızla uzaklaşmak mümkün mertebe ve kanun maddeleri üzerinden, içtihatlar üzerinden tartışmak bence daha doğru. O yüzden toplumumuzun genel yaklaşımları aslında meslek ilkelerimizle çok doğrudan örtüşmüyor. Elbette haksızın da avukatı olur demek lazım aslında. Yani bu kötü bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Belli, özellikle ceza hukukundaki belli suçlarda can yakıcı olabiliyor. Yani işte mesela küçük bir çocuğun Allah korusun ve göstermesin cinsel yönden bir tacize uğramasında failin özellikle bu suçu işlediğine ilişkin açık emareler varken o kimsenin avukatlığını yapmak bir vicdan meselesi Ahmet Hocam bundan sonra, ama o vicdan toplumun değil, avukatın kendi vicdanı. Evet. Yoksa uyuşturucu satıcılarının da avukatı var, katillerin de avukatı var, taciz edenlerin de avukatı var. Ben ne yazık ki diyorum kişisel olarak. Bireysel etik devreye giriyor yani burada, öyle söyleyeyim. Hem bireysel etik hem de meslek etik ilkelerimiz. Aslında çoğu avukatın açıp okumadığı, her baronun ısrarla üzerinde durduğu, Türkiye Barolar Birliği'nin artık dilinde tüy bittiği, bizim mesleğimizin aslında avukatlık kanununda yazılı etik ilkelerimiz var. O yüzden diyorum onlara göre hareket etmek bence daha doğru. Evet, iş avukatlara düşüyor. Evet. Hocam sıcacık iki soruyla giriş yaptık. Biraz da isterseniz sizin hukuk ve avukatlık maceranıza kulak kesilelim. Hukukla yolunuz nasıl kesişti? Eskiden beri hayaliniz miydi hukukçu olmak, yahut amiyane tabirle olacak ama şansa kadere bir şekilde mi hukuk yoluna girdiniz? Bu soruya samimi cevap vermem gerekiyor mu? Tabii ki. Bu çok zor. Buyurun. Çünkü tabii ki herkesin hikayesi ayrı. Ben lisede sayısal mezunuyum, sayısal alandan mezunum ve halen ya gemi güverte mühendisi ya da fizik mühendisi olmak istiyorum.
Halen. Halen. Elektrik yüklü parçacığın manyetik alandaki hareketi bence dünyadaki en mükemmel şey ve bütün hukuk kurallarından daha anlamlı. Doğa çok daha anlamlı. Bugün geriye dönüp yani 20 sene önceye dönüp baktığımda biraz ailemin ve hocalarımın yönlendirmesiyle, çok tesadüf değil ama biraz hocalarımın yönlendirmesi ve ailemin de, abilerimden bir tanesi rehber öğretmen, biraz da onun gaza getirmesiyle diyeceğim teknik tabirle, biraz da onun baskısıyla da demek mümkün, hukuk yolunu tercih ettim. Pişman mıyım? Tabii ki pişmanım. Yani yaşadığım sosyal ortam, aile ortamı, öğretmenlerim keşke karışmasaydı. Çok iyi bir fizik profesörü olabilirdim. Ve şu anda olduğumdan çok daha mutlu olabilirdim. Ama sevdim mi? Sevdim. Evet. Yani anlaması kolay. Hukuka bir sayısalcı gibi yaklaşmak güzel. Aslında her şeyin bir matematiği var. Çünkü kanun koyucu da yani soyut bir irade değil. Sonuçta işte böyle bir salonda toplanıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. Adalet Komisyonu kanun tasarılarını hazırlıyor. Ve kanun tasarıları neye göre hazırlanıyor? Toplumun ihtiyaçlarına göre, çağın ihtiyaçlarına göre. Aslında hep şöyle, öğrencilere hep tavsiye ederim. Bilmediğiniz bir konudan soru gelirse, en azından cevap vermeniz gerekiyorsa bence susun. Ama illaki verecekseniz, öğrencilerin tabiriyle atacaksanız, aslında kendinizi kanun koyucu gibi düşünüp, ben kanun koyucu olsam bu meseleyi nasıl çözerdim? Mi tartışmak önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Çok teknik konular dışında genel olarak tutturabilirsiniz. Ama ben fizik mühendisi olmayı tercih ederdim Ahmet Hocam. Hala içinizde kaldı yani. Okuyorum. Hukuk okuduğum kadar olmasa da halen problem çözüyorum. Düzgün doğrusal hareketler, ivmeler. Ne güzel. Evet. Hocam. Uzay biraz daha tabii ki fizik denince. Yani uzay biraz Selçuk daha. Selçuk Hoca da benzer şekilde... Hatta orada da bahsetmiştik, memlekette üniversite tercihi biraz insiyaki, böyle sezgisel, içgüdüsel sanki bir yönelimle oluyor gibi. Genelde tam bir bilinçle üniversite tercihi yapılmıyor. Siz de o zümredensiniz. Şimdi diğer sorumuza geçelim isterseniz. Lisansüstü dahil öğrencilik döneminizden unutmadığınız, unutamadığınız hatıraları, hocaları paylaşabilir misiniz? Barolar Birliği'nin bir programında diyorsunuz ki Aydın Aybaylı, Sungur Beyli, Arpacılı yılları hiç unutmadım. Kimler bu hocalar? Nasıldı bu dönemler? O dönemler zarifti. Yani insanların, yani 20 sene öncesinden yaklaşık bahsediyoruz gene. Daha zarif bir dünyaydı. O ismini andığınız hocalarım da daha zarif insanlardı. Yani bu döneme göre bence temel belirleyici farklılık bu olsa gerekir. Ben 2002 senesinde mezun oldum. 1996 senesinde Galatasaray Üniversitesi'ne intisap ettim. Üniversitemin uyguladığı eğitim programından dolayı Fransa'nın büyük hukukçularından da ders aldım. İsviçre'nin. Ceza hukuku mesela, İsviçreli Monsieur Boll gelmişti ceza genele. Fransa'nın en büyük anayasa hukukçularından Alain Bockel. Mesela çok dikkat çekici bir hatıra bence. Alain Bockel örneğin Türkiye'yi çok seven bir Fransız anayasa hukukçusu. Ve Fransa'nın da son dönemde yetiştirdiği en büyük anayasa hukukçularından birisi. Ders örneğin 9'da başlarsa bir sene boyunca 9'u bir geçe derse girdiğini bilmem. Derse mutlaka 9'da girip 9'da başlardı. Ve 50 dakikalık ders hiçbir zaman 9'u 49 geçe bitmezdi. 9'u 50 geçe biterdi. Kesinlikle bunun bir istisnası yoktu. Mesela o disiplini gördüm hocalarımda. Galatasaray Üniversitesi bizi tabii çok değerli hukukçularla buluşturdu. Ben fakülteye girdiğim sene ne yazık ki rahmetli Kemal Oğuzman'ı kaybettik. Ve ondan ders alamadım. Ama hayat bana çok büyük medeni hukukçularla çalışmayı nasip etti. Asistanlığını yapmayı nasip etti. Hep biliyorsunuz, hukuk kurallarıyla toplumsal kuralları karşılaştırırken nezaket ve zerafet kurallarından bahsedilir. Aslında zerafet samimiyete dayalı bir nezaket gibi algılanmalı. Nazik olabilirsiniz ama eğer samimi değilseniz, yani size sonradan öğretilen nezaket kurallarının taşıyıcısı olabiliyorsunuz. Ama zerafet içten gelen bir duygu aslında. Samimi bir nezaket demek. Bu anlamda
İsmet Sungur Bey de, Arpacı da, Aydın Aybay da bence Ece Ayhan'ın şiirlerinde bahsettiği insan insanlardan. Ben İsmet Sungur Bey ile Fazıl Üstün Dağlarca okumayı, Abdülbaki Gölpınarlı ile ilgili sohbet etmeyi, rahmetli hocamız Ebulüla Mardin'in huzur derslerini okumayı, Şeyh Bedrettin Destanı'nın son baskısını, düzeltilerini yapmayı ya da Aydın Aybay'ın ezbere Atilla İlhan'ın Sisler Bulvarı şiirini okumasını ya da Arpacı'nın bugün için artık o dokuyu kaybettiğimiz her şeye böyle üstten bakabilen entelektüel bir bakış açısıyla böyle medeni hukukun en karmaşık sorunlarını böyle tereyağından kıl çeker gibi nokta atışıyla çözmesini özlüyorum. Ve kendimi de şanslı addediyorum aslında. Yani bu isimlerle inanın bir saat bile geçiriyor olabilmek çok büyük kıymet. Ne yazık ki sistem, buna ben de dahilim, artık öyle hocalar üretmiyor. Üretemiyor çünkü bu zerafeti kaybetme olgusu biraz kapitalizmin de tabii ki bir sonucu ama yani yaşadığınız çağa ve ülkeye benziyorsunuz. Edip Cansever şiirlerinde olduğu gibi. İnsan yaşadığı yere, yaşadığı coğrafyaya benzer. Yani bizler de dolayısıyla hepimiz bu çağın hocalarıyız. Sadece bilmek değil, başka bir şeyden bahsediyorum aslında şu anda. Çarklar son derece hızlı dönüyor artık. Ne yazık ki. Maalesef öyle. Teşekkürler hocam. Peki avukatlıkla nasıl tanıştınız? Şartlar doçent mı? Olduktan sonra. Şartlar mı tanıştım. Sizi avukatlığa yöneltti yahut bile isteye mi avukat oldunuz? Şöyle, ben medeni hukuk anabilim dalındayım. Tabii sayısalcı olmamın şöyle bir avantajı var. Yani bir sayısal zeka ile hukuka yaklaşmanın şöyle bir avantajı var. Hukukun bazı dalları çok pratik, hayata yönelik. Medeni hukuk bunlardan birisi. Yani bir boşanma davasında, bir sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkta, ticari iş davalarda aslında önemli olan sonuç alabilmek. Dolayısıyla benim avukatlık yapma sahikim aslında hocalığımı beslemek için. Çünkü yıllardır bilirkişi raporları yazıyoruz, mütalalar yazıyoruz, avukatlara danışmanlık yapıyoruz ama buradaki esas sahik aslında öğrencilerimize faydalı bir hoca olmak. Çünkü benim branşım uygulamayı bilmeden tatbik edilebilecek ve kendinin geliştirilebileceği bir branş değil. İki, seviyorum. Yani soyut bir takım kuralları anlatmak yerine o kuralları bir olaya tatbik edip müvekkilin bir derdini çözmek bana daha mantıklı geliyor. Yani sonuçta tabii o çözdüğünüz vakayı da öğrencilerinize bu birikimle birlikte aktarmak çok daha etkili oluyor. Aslında ikisi birbirini destekliyor ama benim asıl giriş sebebim avukatla, bu bir gerçek, hocalığımı beslemesi. Yani motive edici bir yanı var kesinlikle. Muhakkak. Maddi olarak da tabii ki maddi takım olarak test. Da motive evet. ediyor, manen de evet. motive ediyor netice itibariyle. Hocam o zaman avukatlıktan devam edelim. Avukatlık kanunun ilk maddesi avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir diye başlar. Hem kamu hizmeti vermek hem de serbest meslek erbabı olmak mümkün mü ki acaba? Bu bir çelişki değil midir sizce? Örneğin Necat Aday Hoca yakın zamanda vefat eden hocalarımızdan birini anarken, çok değerli bir bilim adamı ve avukattı. Avukatlar içinde avukatlığın kamu hizmeti sayılmasındaki sakatlığı fark eden nadir kişilerdendi diyor. Ne dersiniz? Bu tartışmalar aslında kıta Avrupası hukukuyla Anglo-Sakson hukuk sistemlerinin mesleğimizi farklı ele almasından kaynaklanıyor bence. Necat hocamızın atıf yaptığı o meslektaşımız da, büyüğümüz de aslında Anglo-Amerikan tarzı bir avukatlığı daha çok benimsiyor. Ben inanın ortada durmak zorundayım. Yani bir çelişki mi? İlk etapta öyle dursa da aslında meseleyi şöyle ele almak gerekiyor kanaatimce. Bazen ben de isyan ediyorum. Yani biz Allah rızası için yapmıyoruz avukatlığı. Sonuç itibariyle bir para alıyorsunuz. Bu evet ticari bir işletmeye neden dönüşmüyor diyorsunuz ama işte hukuk öyle bir şey değil Ahmet Hocam. Yani Cemal Süreya'nın bir şiiri var. Siz saatleri yaşadınız. Niceldir saatler, atsızdırlar diye başlıyor. Aklıma niye geldi? Şundan dolayı geldi. Bir Beşiktaşlı olduğum için geldi. Şiirin bir noktasında şöyle bir dize var. Sen Serpin, sen Nuri diye başlar ve der ki iki din var. Siyah ve beyaz, gerisi. Hukuk öyle bir şey değil.
Yani siyah ve beyaz bir şey değil. Gri bir alanda kalıyorsunuz. Yani kamu hizmeti olmasının sebebi şu. Münhasıran avukatların yapabildiği bir şey bir kere. Aslında kamusal niteliği veren duygulardan biri o. Bu anlamda doktorluk da kamusal bir hizmet. Anlatabiliyor muyum? Belki en değersiz meslek grubuyuz. Doktorlarla birlikte ne yazık ki. Ama bu onun en değersiz meslek grubu derken sakın yani meslektaşlarım ve özellikle öğrencilerimiz ve adaylar sakın yanlış anlamasın. Toplum nezdinde kamusal bir hizmet olduğu için sanki her avukat herkesin hukuk problemini çözmek zorunda. Her doktor da her hastanın problemini çözmek zorundaymış gibi algılanıyor. Bu sıfatı aslında, bu kamu hizmeti sıfatını aslında toplum ve yasalar veriyor. Hı hı. Ama bir yandan da bedava olmasın deniyor. Yani çünkü bir yandan da bir meslek. Bu bir zor bir sıkıntı. Gaziantep uçağındaydım. Yanımda yaşlı bir teyze oturdu. Eşim de var. Ne iş yapıyorsunuz evladım dedi. Doktorum dedim. Hemen bir hastalıktan bahsetmeye başladı. Belim ağrıyor, bacaklarım işte siyatik falan. Yok dedim, ben hukuk doktoruyum. O zaman dedi bizim çocukların bir davası vardı dedi. Yani yaklaşım bu aslında. O teyze evet. Çok tipik bir tam örnek. Tam onunla alakalı ya, şimdi bir soruyu geçeceğim. Ama bence bir çelişki değil yani. Çelişki değil. Değil. Ama zor bir mesele olduğu da açık. Anglo-Saksonlar gibi de bu meseleye, bu mesleğe hani bir bakkal dükkanı işletmesi, bir fabrika gibi de bakmak istemiyorum. Bakamamalıyız. Evet. Bence. Bizim anlayışımıza en azından daha yakın bir hüküm bu hüküm. Ya bir kamu hizmeti olması o kamu hizmetini ifa eden avukatların para kazanmasına engel değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Malum avukatların bir türlü işlemeyen danışmanlık ücret tarifeleriyle başı daima derttedir hocam. Avukat her türlü resmi gayri resmi sizin de bahsettiğiniz gibi teknik hukuki soruya muhatap olur ama nedense bir türlü o teknik hukuki bilginin kıymeti takdir edilmez. Çoklukla diyelim. Ofise adliyeye gidip gelirken sıklıkla taksi kullanan bir arkadaşım da kendisini avukat olarak tanıttığında taksicilerden gelen hukuki sorulardan artık soru yağmurundan yorulduğunu ve ne iş yapıyorsun sorusunu tencere imalatçısıyım şeklinde yanıt verdiğini ve sohbetin bir anda kesildiğini bahsetmişti. Avukatların yılların emeğiyle sahip olduğu teknik hukuki bilginin kıymeti bilinmiyor mu gerçekten? Ne söylersiniz? Müvekkilinize göre değişir. Ama avukatlar genelde kendilerine saygı duyan müvekkilleri iyi öderler. Ve en çok saygıyı da kendilerine en iyi ödemeyi yapan müvekkillerinden görürler. Bizim aslında meslektaşlarımızın meseleyi ucuzlaştırmasından da biraz kaynaklı. Yani isim zikretmeyeceğim. Çok kıymetli bir hocamdan bir mütalaa talebinde bulunuldu. O da belli bir rakam söyledi. Biraz fazla geldi. Hocam dedi hani bir günlük bir sürede bu mütalaayı yazacaksınız. Yani bu kadar fazla değil mi dedi. 30 yıl artı bir gün demişti. Teknik bilgi bir de şöyle Ahmet hocam, bazen sizde oluyor mu bilmiyorum. Bir dava dilekçesini çok yoğun yazdığımızda ben gidip mesela bulaşık yıkamayı seviyorum. Kafamı toplayabilmek zihninizi için. Zihninizi dağıtmak için. Aslında zihnini dağıtmak için değil. Somut mesela. Bahçede çiçek topluyorum. Otları yoluyorum. Domateslerin fidelerini bağlıyorum. Çünkü somut bir şey görüyorsunuz. Somut bir sonuç görüyorsunuz. Mesela kirli bir lavabo var. Bulaşıkları yıkıyorsunuz. Temiz bir lavaboya dönüşüyor. Hukukta sonuçlar bu kadar ceza davaları hariç bu kadar canlı, dişe dokunur olmuyor. Bir de avukatlar müvekkillerine genelde para kazandıran insanlar değildir. Yani bir tacir için mesela muhasebecisi, mesela vergi mevzuatını takip eden muhasebecisi, teşviklerden yararlanmasını sağlayan muhasebecisi bir avukata göre daha değerlidir. Ama şu bir gerçek, belki Batı toplumlarındaki gibi diyelim, avukatlık mesleği toplum nezdinde değerli değil. Bunun sebebinin ne olduğunu inanın, yani bu konuşmanın çok ötesinde görüyorum. Hı hı. Yani bunda bizim de kusurumuz var, onu biliyorum ama. Tamam. Yani sadece toplumun avukatlık mesleğine yaklaşımı değil de, o teknik bilgiye değer vermemesi değil de... Köklü sorunlar var belki. Ardında. Ya sanayileşmiş bir toplum olmamız gerekiyor. Zengin insanların olması gerekiyor. Yani bir insanın hak ettiğimiz değeri maddi anlamda sağlayabilmesi için kendisinin de o değere sahip olması gerekiyor.
Nasıl yapacaksınız? Bir iş davası. Zaten asgari ücretle geçinen bir işçi işten atılıyor. Şimdi o size zaten neyini verebilecek? O yüzden sonuca odaklı işte hep davalarla. Yani başarı şartlı avukatlık ücret sözleşmeleriyle karşılaşıyorsunuz. Avukatların da kusuru vardır mutlaka. Çünkü sayı çok fazla, rekabet çok fazla. Yani asgari ücret tarifelerinin altında bile davalar alındığını duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz yani hepimiz. Hiç kimsenin birbirini kandırmasına gerek yok. Burada aslında bizler kendimizin değerini düşürüyoruz. Bu kadar çok hukuk fakültesi, bu kadar kalitesiz eğitim, yani hepsi her şeyi üst üste koyduğunuzda aslında sonuç ortaya kendiliğinden çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam hocam İstanbul Cevap vermeyeceksiniz Barosu, Ahmet hocam. İstanbul Barosu yayınlıyor. Dünyanın en büyük barosuydu evet. Birkaç yıl öncesine ya kadar. Bu çok övünecek bir şey değil. Yani sayının ama sayı çok fazla yani. Aynen öyle. Uyuşmazlık da çok fazla. Yani 20 milyonluk bir şehre 60 bin tane avukat çok değil aslında. Aması evet. Şu. Yani bizler evet o tencere imalatçısıyım diyen arkadaşınız gibi davranmalıyız. Evet. Ben 40'lı yaşlarımdan sonra öğrendim bunu. Hocam ek olarak naçizane yine şahsi bir gözlemimi paylaşmak isterim. Belki de başlangıçta bahsettiğimiz algılayış kavrayıştan ötürü bireyler uyuşmazlıkları son raddeye varmadan avukata müracaat etmiyor. Hal böyle olunca da bazen hukuki anlamda Atalan Üsküdar'ı geçmiş olabiliyor. Aynı gözlem ve tespite katılır mısınız? %100 katılıyorum. Yani toplumda kısa avukatlık hayatımda yani bir 5 yıldır yapıyorum. Tespit, yani tabii ki ondan önce de danışmanlıklarımız var vesaire. Bir dava açmayı çok seviyoruz. Yani uzlaşma kültürü. Yani davasız uzlaşma kültürünü ne yazık ki oturtamıyoruz. İşte ceza hukukundaki uzlaştırma kurumu, ticaret hukukundaki, aile hukukundaki, iş hukukundaki arabuluculuk kurumu ne yazık ki istenene cevap olmuyor. İki, sormuyorlar avukata ya. Yani önleyici o hani sorun önleyici danışmanlık avukat kültürü oturmamış. Hı hı. Yani çok acı bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Mesela bir şirkete avukatlık danışman avukat olarak çalışıyorsunuz. Size para ödüyor aslında. Size gene sormuyor ama. Yani çok ilginç. Siz yani bir şirketin bünyesinde avukat olarak çalışmanıza rağmen hani biz bu işi nasıl yapalım diye sorulmadan tacir zihniyetiyle hareket edilip o işten bir hukuki sorun çıkarsa ya biz böyle bir şey yapmıştık. Nasıl oldu? Şunu bir değerlendirelim diye sizin önünüze geliyor. Bu çok ilginç. Halbuki adamın avukatı var. Ya git sor. Hayır. No, no, no. Sonuç ne zaman? Sonuç işte iş patladığında. Ya bu da çıldırtıcı bir şey tabii ki. Ben bazen yani bir dava için teklif verirken hani şimdi gelirseniz bu fiyat, iki gün sonra şu noktaya getirirseniz, dibi görürseniz bu fiyata yapmam derim. Ekseriyetle de o dibi gördükten sonra gelirler. Çünkü daha fazla bulaşık yıkamak, daha fazla bahçede köprüden gezinmek önce son zorunda çıkış. Kalıyoruz. Yani avukatlara evet. Ve hukuka bakış köprüden önce son çıkış. Oysa gene yani bir İngiltere'de, bir Amerika'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde bir iş adamı çok iyi bir mali müşaviri, bir finansçısı ve çok iyi bir avukatı olmadan yola çıkmaz. Ve avukatına danışmadan da aslında adım atmaz. Ahmet Hocam. Yani kurumsal şirketlerde de bu mantık var Türkiye'de elbette. Bizde yani, danışma kültürü, soru sorma kültürüyle alakalı o zaman gene bu biraz. Bütün müvekkillerimiz ve bütün şirketler için bunu söyleyemem. Yani gerçekten danışmanlığını yaptığım müvekkillerimden bana sormadan sabah adımını atmayacak olanlar da var. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Yani. Ama rol karışmasına girmemek gerekiyor. Yani biz tacir değiliz. Biz tacirin yapmaya çalıştığı işlemlerin risk, hukuki risk analizini yaparız ve onu söyleriz. Evet. Ama öyle müvekkillerim de var. Evet. Yalan olmasın yani şimdi. Yani hepsi de şey değil, o teknik bilgiye değer vermiyor ya da bütün iş patladıktan sonra bize geliyor değil yani. Evet. Hocam ofisinde 100'e yakın avukat istihdam eden kıdemli patron bir avukatın mesleğin ilk yıllarında gittiği icra mahallinde kendisine yöneltilen silahı eliyle iterek icra mahalline girebildiğini ve icra işlemini o şekilde devam edebildiklerini kendisinden dinlemiştik. Avukatlık bu manada kelle koltukta bir meslek midir? Bireyler vatandaş gözüyle avukatlığı konuştuk. Peki avukatlar zaviyesinden bu durum nasıl? Uygulamada avukatları en çok zorlayan hususlar neler? İlk sorunun başlangıcındaki bir ifadeyi düzeltmek istiyorum. Patron avukat olmaz.
Çünkü avukatların patronu olmaz. Onlar bizim meslektaşlarımız. Stajyerlikten itibaren meseleye böyle ele almak gerekiyor. Ama o söylediğiniz patron avukatlardan piyasada kendisini böyle tanıtan pek çok örnek var. Kınıyoruz. Altında tekrar ısrarla çiziyorum. Şiddetle ben ofisimdeki bir stajyer avukatı dahi müstakbel meslektaşım olarak görürüm. Bir şey öğretmek ayrı bir şey bakın. Ama siz bir avukatla yasalar gereği hizmet sözleşmesi yapıyor olmanız o avukatı işçi yapmaz. Bu tabirler çünkü çok kullanılıyor. İşçi avukat, bağlı avukat. Hadi bağlı avukat tabiri bile biraz rahatsız edici ama bizim bağlı olduğumuz tek şey kanun. Şimdi çok şeye girmeyeceğim. Yani işin çok felsefi kısmına girmeyeceğim ama o cübbe sadece adliyeye karşı düğmesiz değil. O cübbe birlikte çalıştığın işverenin konumundaki hukuk bürosunun vergi yükümlüsüne de açık ve düğmesiz bir cübbe giyiyorsun. Ben dolayısıyla meseleyi bu zaviyeden ele alıyorum. Kelle koltukta olması da ne yazık ki doğru. Ama bu toplumun genelinden bağımsız değil. Yani doktorlar için bu risk ne kadar varsa evet, avukatlar için de var. Bir an evvel yaşınız gereği belki hatırlamıyor olabilirsiniz ama Süper Baba diye bir dizi vardı. Biz, sonradan izlemiştim. Evet evet. Biz Çengelköy'ün o naif toplumunu özlüyoruz aslında evet, insanlar olarak. Yani bir avukatın kelle koltukta olması mesele değil. Bir insanın yaptığı meslek yüzünden kelle koltukta olması sorun aslında. Hı hı. Tabii ki kamu hizmeti gördüğümüz için ve aslında o davanın da ilk soruda cevap verdim aslında bu sorunuza. Yani biz davanın tarafı değiliz Ahmet Hocam. Biz işimizi yapıyoruz. Yani herkesten anlamasını beklediğimiz şey bu. Evet. Bunu gerçekten söylüyorum. Yani davayı ben kazanmıyorum. Dikkat, davayı müvekkilim kazanıyor. Altını tekrar çiziyorum yani. Bir gün anlaşılacak inşallah bu diyelim. Hocam malum başlığımız avukatlıkta para kazanamama yolları. Meslekte 25 yılını geride bırakmış bir avukatın avukatlığın %90'ı para tahsilatıdır dediğini yine işitmiştim. Nedir bu avukatlığın parayla imtihanı? İşte, avukatlığı maddi kazanımı indirgemek adalete, hukuka, insanlığa tırnak içinde bıçak çekmek değil midir? Değildir ve öyledir. İzleyiciler için çok eğlenceli bir röportaj oluyor bence. Çünkü her soruya ortadan cevap veriyorum. Çünkü her soru, hazırladığınız her soru aslında hem öyle hem öyle olabilecek sorular Ahmet Hocam. Yani ben 5. senemdeyim ve para kazanmayı bilmeyen bir avukatım. Çok ciddi başarılar kazanıyorum. Ama işte o 25 yıllık çevremdeki meslektaşlarım, hocam şu senin kafan bende olsa neler kazanırdıma geliyor. Bu da meseleyi dünyaya nasıl baktığınızla ilgili. Avukatlıktan gene ayırmayın. Yani avukatlık özelinde konuşmanıza gerek yok bu sorunu da. Herkes, yani şuna karar vereceksiniz Ahmet Hocam. Bir insanın başarılı sayılabilmesi için dürüst bir şekilde soruyu şöyle soracaksınız. Yaptığı işten çok para kazanması mı gerekir? Yani çok para kazanmayan bir kimse yaptığı iş bakımından başarısız mıdır? Değildir arkadaşım diyeceksiniz benim gibi. Yani ben bu çağın mesela iyi bir doktor mu? Yaptığı yayınlara bakmıyorsunuz ya. Yani iyileştirdiği hastalara bakmıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki yani neye biniyor, hangi marka arabaya biniyor, nerede oturuyor? Böyle bir şey olabilir mi? Bu bizim avukatlar için çok daha sert evet. Çok daha sert bir şey. Çünkü siz bir avukatın taktığı kol saatine, giydiği takım elbisenin markasına bakıyorsunuz ama işte şu anda ayağımızı bastığımız tahtalar gibi bomboş beyinler, Türkçeyi düzgün kullanamıyor, hitabet yeteneği sıfır, entelektüel birikim sıfır. Bir avukat şiir bilir, bir avukat edebiyat bilir, bir avukat şairler kadar diline hakim olmalıdır. Var mı? Yani toplumsal karşılık bu mu? İşte o avukat yüzünden. Kafayı %90 tahsilata takarsa o avukat senin benim hayal ettiğim kişi olmuyor. Olamıyor. Çünkü niyet o yani. Niyet para tahsil etmek. Ben öyle değilim. Aç kalmayalım. Sürünmeyelim. Ama 3 günlük dünya yani mesleğimizin şanıyla da alakalı değil. İnsan olmakla alakalı bir şey. Ahmet Hocam söylediğim. Anlatabiliyor muyum? Hele bu meslek hiç böyle para peşinde koşmak için yapılacak bir meslek değil. Ya git ticaret yap. Yani o %90 müvekkillerinden para kazanmak için sarf ettiği enerjiyi bir ticaret şirketine sarf etse 100 katını kazanır. Onun farkında değil. Yani
Anlatabiliyor muyum? Meslek evet. biraz hani böyle manevi yönleri olan bir meslek. Ben bir davayı kazanmaktan daha çok mutlu oluyorum. Kazandığım paradan ziyade bazen üzülüyorum. O arkadaşlarıma da hep şu soruyu söylüyorum. Benim kafam sende olduğunda zaten paraya önem vermeyeceksin. Ama bunu hissedemiyorsun. Çünkü zeka belli bir aşamadan sonra hocam parayı dışlıyor. Ve belli bir entelektüel birikime ulaşmış insanların parayla aralarına ciddi bir mesafe koyduğunu görüyorsunuz. Beyin zarı da kalınlaşıyor fiziksel olarak. Şimdi oralara çok girmek istemiyorum. Evet. Yani konumuz o değil. Bunlar piyasa lakırdıları diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Hocam 2022 yılı itibariyle avukatlık mesleğinde stajyerlik dahil temel problemler neler desek, neler sıralarsınız? Ustalarla baş başa serimizin ilk konuğu Selçuk Öztek hocamızdı. Selçuk hoca dedi ki Türkiye'de şu an hamallık yap, avukatlık yapma. Ülkemizde avukatlığın durumu bu denli içler acısı mı? Siz de zaman zaman atıf yaptınız cevaplarınızda ama. Ne yazık ki. Ben hocama yani öyle ifade etmek istemem. Ama maddi şartlar bakımından sayı çokluğu ve eğitim niteliğinin düşük olması bence belirleyici olan temel sorunlar. Aslında hocamın ifade ettiği yani hamallık değerli bir meslek. Yani bütün meslekler çok değerli. Emek unsuru olduğu için içinde. Ben mesleki bir kıyaslama yapmak anlamında değil. Sadece şunu söylemek istiyorum dolayısıyla. Sayımız çoğaldıkça ve eğitim niteliği düştükçe kalite eğitimde ne yazık ki diyorum hocam bu sorunları çözemeyeceğiz. Bence hukuk fakültelerinin çok büyük bir kısmı kapatılmalı. Buna devletler de dahil, yani devlet üniversitelerinin hukuk fakülteleri de dahil. Merkezi ve belki eğitim 4 yıldan 5 yıla çıkartılmalı. Ve sayı mutlaka mevcut. Hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde fakülte mevcutları ciddi oranda azaltılmalı. Bunları söyleyebilirim. Temel problemler yani. Bunlar. Evet. Hocam tam da burada fakültemizi ilgilendiren bir noktadan devam edelim isterseniz. Lütfen. Mezunlarımızın hakim savcılık yazılı sınavında üstün başarı gösterdiğini biliyoruz. Evet. Her yıl onlarcası bu zorlu sınavı geçerek mesleğe intisap ediyor. Hatta işlerinden muhakkak birkaçı Türkiye derecesi yaparak ilk yüzde, ilk 200'de yer alıyor. Ne güzel. Avukatlıkta durum nasıl? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye'ye nasıl avukatlar kazandırıyor? Bu söylediğiniz problemler içerisinde bunlara rağmen. Ülkemizin hukuk aurasına avukatlık cephesinden nasıl bir katkıda bulunuyoruz? Ahmet Hocam, fakültemizde biliyorsunuz çok teknik bir yönetimi var. Ben idari bir göreve sahip değilim. Fakat idarenin yani fakülte yönetiminin, dekanlığın benden tek bir talebi var. Anlattığın dersi hocam en iyi şekilde anlat, en güncel şekilde anlat. Ve ağırlıklı olarak fakültemizde borçlar hukuku, özel hükümler ve miras hukuku derslerini anlatıyorum. Ama biz işimizi ciddi yapmaya çalışıyoruz. Yani bütün hocalarımız zaten hepsi belirli bir kalitenin üstünde. Malumun. Fatih Sultan Mehmet dolayısıyla zor bir hukuk fakültesi. Kendi adıma söylüyorum. Yani lay lay lom öğrencilerin tabiriyle bir hukuk fakültesi değil ki doğrusu bizimki. Biz doğrusunu yapıyoruz. Bu kayıttan sonra mesela final ve bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrencilerimle derse geçeceğim biliyorsunuz. Ek ders yapacaksınız. Evet. Gönüllü. Evet, bugün için öyle. Ama sorun şu, yani Fatih Sultan Mehmet iyi hukukçu yetiştirme iddiasında olan bir fakülte. Dolayısıyla öğrencilerini avukatlık da yapsa iyi olacak ve oluyor. Hakim savcılık yapsa da iyi olacak ve oluyor. Akademiye girse de. 3 tane evet. mezunumuz evet. da akademide şu an aynen. araştırma görevlisi. Aynen. O yüzden yani önemli olan yaptıkları meslekleri kaliteli yapmaları öğrencilerimizin. Bizim görevimiz de bu teknik altyapıyı onlara sağlamak aslında. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Üniversitemizin Hikayene Başla isimli kısa tanıtım filmi YouTube'da 500.000'a yakın kişi tarafından izlenmiş. Gençler seviyorlar. Evet. YouTube'u seviyorlar. Yasin Fedakar Bey'e buradan selamlarımızı iletelim. Aynen. Onun emeğinin ürünü.
en çok, daha doğrusu onun emeği indirdi ve burada basın yayına da gene selamlarımızı iletelim. Size de sormak isteriz hocam. Sizin Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi hikayeniz nasıl başladı? Neden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi? Biraz anlatır mısınız? Bu çok duygusal bir konu. O yüzden çok girmek istediğim bir husus değil. Ama bence Türkiye'deki tek vakıf üniversitesi. Yani daha doğrusu hukuk fakültesi barındıran tek vakıf üniversitesi. Gerçek anlamda bir vakıf üniversitesi. Ben aslında Ahmet Hocam ara verdiğim bir 5 yıl dışında üniversitemizin kuruluşunda da görev aldım. Yani hukuk fakültesinin ilk kurucu kadrosundan sayılabilirim. Biz burada işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz. Bir de yani psikolojik olarak da vakıf biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi olan 5 vakfın birleşmesiyle kurulmuş bir vakıf. Fatih Sultan Mehmet'e olan kişisel sevgim belirleyici olmuştu. Ben kurum değiştirerek buraya geldim çünkü. Hem o dönemki yönetimimizin, hem dekanlığın, hem rektörlüğün ve buradan ayrı kaldığım 5 sene içinde mutsuzdum. Burayı özledim ve tekrar geri döndüm. İlginç yani. Ben üniversitemi seviyorum. Yani üniversitem, hukuk fakültesi için konuşabilirim. Diğerlerini bilemem tabii ki ama ciddi bir hukuk eğitimi veriyor. Ahmet Hocam, dürüst hissediyorum kendimi. Yani bir çocuklara emanet alıyorsunuz çünkü. Canlarını okuyoruz. Anne babalar bize emanet ediyorlar. Pırıl pırıl 17-18 yaşındaki çocukları. Hurda şeklinde 4 sene sonra çıkartıyoruz. Saçlar mamur dökülüyor. Evet. Sözler bozuluyor. Ama olması gereken bu. Yani Galatasaray'da, İstanbul'da, Ankara'da 9 Eylül'de nasıl yapılıyorsa bildiğimizi ve doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden buradayım. Üzülerek ifade ediyorum. Yani bakın, bir öğrencinin geçirilip bırakılmasına ilişkin dekanlıktan talimatların verildiği fakülteler olduğunu duyuyoruz ve utanıyoruz bundan. Anlatabiliyor muyum? Yani ben işimi özgürce yapabildiğim için buradayım aslında. Hak ediyorsa geçiyor, hak etmiyorsa kalıyor. Bitti, nokta. Üstüne söz söylemeye gerek yok. Evet. Bu ortam çoğu vakıf üniversitesinde yok. Evet. Söylemek istediğim bunlar. Hocam, Selçuk Hoca'ya da yönelttiğimiz bir soruyla devam etmek isterim. Bir rivayete göre hukuk davaları ilk olarak usulden kazanılır. Hukuk davaları sonra gene usulden kazanılır. İkinci olarak usulden, hukuk davaları son olarak usulden kazanılır. Bu doğru mu, yoksa ez kaza usulden dava kazanan avukatların tatlı rüyası mı? Bunu Selçuk Hoca mı söyledi, avukatlar mı söyledi? Selçuk Hoca söylediyse itiraz etmeyeceğim. Benim hocam çünkü. Ahmet'im, zorluğun ne? Bak bir tane. Selçuk Hoca, Selçuk Öztek benim Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenciyken hocamdı. Dolayısıyla hocam öyle dediyse öyle diyeceğim şu anda. Selçuk Hoca açıkçası, evet, katılmadı buna. Ben katılamam. Hatta çok şiddetli bir reddiye. Evet. Yani çünkü bir dava verdi. Usulden kazanılır. Usulden de kazanılabilir. Yani usulden kazanılmaz demiyorum ama bir dava teknik bilgiyle kazanılır Ahmet. Bunun bir kısmı usule ilişkin olabilir, bir kısmı da esasa ilişkin olabilir. Ama o cümle şundan dolayı anlamlı. Bir dava çoğu zaman usulden kaybedilebilir. Evet. O yüzden usulü süreyi iyi bilmemiz. Süreyi kaçırırsanız bitti. Bitti. Yani, yandı gibi. Gülüm keten elma. Aynen. İki sorumuz kaldı. Bir lütfen de ekstra soru soracağım. Selçuk Hoca'ya da sormuştuk. Sizin anlattıklarınızdan, cevaplarınızdan hareketle. Twitter'ı aktif olarak kullanan avukatların daimi gündemleri şunlar. Hakimin 9.30 duruşmasını öğleden sonra 15.30'da yapması, katibin olur olmadık her şeyi zapta geçirmesi, 10 dakika sürecek duruşmaya 6 ay sonrasına gün verilmesi ve benzeri. Bunlar vakayı adiyeden, yani sıradan şeyler mi, sürekli yaşanan şeyler mi, yoksa abartılıyor mu hocam? Gene teknik bir açıklama yapayım bu konuda da müsaade ederseniz. UYAP sistemine yaklaşık, ben asistandım. UYAP sistemine yeni yeni geçiliyordu ve UYAP şu anda e-duruşmalar da dahil olmak üzere aslında işleyen bir sistem. Bir gün Belçika Yargıtayı'nın, yani Belçika Yüksek Mahkemesi'nin, Federal Mahkemenin başkanı, o dönemki Türk Yargıtayımızın başkanı, ben ve bir takım hocalar bir yemekteydik. Yargıtay başkanımız, ben tercümanlık yapıyorum Fransızca, Belçika'nın
Yüksek Mahkeme Başkanı'na. Kaç davanız var diye sordu Belçika Yüksek Mahkeme Başkanı. Yargıtay dedi ki 1 milyon bizim başkanımız. Eraslan Özkaya. Allah uzun ömür versin. Çok iyi bir imar ve kadastro hukukçusudur. Ve muvaza ve inançlı işlem konusunda çok değerli bir hukukçu. 1 milyonu çevirdim. Adam ısrarla anlamıyor. Yani yazıyorum. Ya diyorum ki evet 1 milyon daha. Dedi ki bunları nasıl bitirebiliyorsunuz? Şimdi bu kadar çok sayı. Biz bunları çok konuşuyoruz Ahmet Hocam ya. Yani yargı etiği dersimizde mesela yarım dönem bunu tartıştık. Yani öğrencilerimizle de tartıştık. Yapay zeka kullanımı artacak. UYAP biraz daha gelişecek. Önleyici, dava dışı, arabuluculuklar artacak ama İstanbul'da yaşamanın bedeli bu. Yani bize müvekkillerimiz gelip de biz çabuk boşanmak istiyoruz dediklerinde benim onlara söylediğim bir şey var. Nerede yaşıyorsun diyorum. Mecidiyeköy diyor. Boşanamazsın. Mecidiyeköy'de yaşamanın bedeli boşanma davanın biraz uzun sürmesi. Çok çabuk boşanmak istiyorsan git Niğde'de yaşa. Bor'da yaşa. Kayseri'de yaşa. Trabzon'da yaşa. Çaykara'da yaşa. Mesela. Anlatabiliyor muyum? Dernek pazarında yaşa. Çünkü adliye küçük, insan sayısı az, davalar hızlı gidebiliyor ama hakimler ne yapsın? Yani bu dava sayısıyla elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama elimizden gelenin en iyisini söyleyeyim. 9,5 duruşması 15-30'a sarkar. Yani ben İstanbul'da son 5 yılda saatinde duruşmaya girebilmiş değilim. Bu bir. İki, ama Adalet Bakanlığı da bölge adalet komisyonlarımızda deli gibi önlem almaya çalışıyorlar. Yani duruşma günleri biliyorsunuz normalde salı perşembe, diğer günlere de duruşma koyun diyorlar. Yani herkes bir uğraş halinde ama bu sayı çokluğuyla Ahmet Hocam, yani dava sayılarının çokluğuyla, yani şunu canı gönülden söylüyorum. Hakim ve savcı çok tanıdığım olduğu için. Ben hafta sonu evine iş götürmeyen hakim ve savcı bilmiyorum. Evet. Yani suçlanıyorlar bazen çünkü sosyal medyada ama yani bu insanlar bu davaları bitirebilmek için hafta sonları evlerinde ailelerinden feragat edip dava dosyası çalışıyorlar. Vakayı adiyedendir. Evet. Hocam son soruya geçmeden önce ekstra sorumuzu soracağım. Lütfen. Müsaadenizle. Belki de en değersiz mesleğiz dediniz. Toplumdaki o algıyla ve mevcut durumla. Çok doğru ifade etmedim. En değersiz meslek gruplarından biriymiş gibi bazen algılanabiliyoruz. Evet. Değersizden kastım şu, mesleğimize çok saygıları var, parasını ödememe anlamında. Evet. O anlamda söyledim. Çözüm geliyor mu aklınıza? Biraz zor bir soru biliyorum ama. Yani neler yapılırsa bu durum tersine çevrilebilir. Çünkü Selçuk Hoca'yla da benzer şeyleri konuştuk. Sayı. Sayı meselesi. Gerçekçi olmalısınız, matematik düşünmelisiniz. Sayımız azaltılmalı, kaliteli, nitelikli eğitim. Ve bu toplumsal kültürün nasıl değiştirilebileceğine ilişkin eğitim. Yani bu da bizim, bu dinamik bizim çok dışımızda hocam. Toplumun sanayileşmesi, kentlileşmesi gerekiyor. Yani avukatlık aslında sanayi toplumu mesleği. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu gerçeği görmeniz gerekiyor. Dediğim gibi sanayileşmek, kentlileşmek ve o kültürün, yani hukuk kültürünün oturtulması. Zaman var o zaman. Çok öyle zaman diyeyim. Var. Ahmet Hocam, biz... Umutsuz da olmayalım diye böyle diyor. Yok, biz ne Akdenizliyiz aslında, ne Asyalıyız, ne Avrupalıyız, ne Orta Doğuluyuz. Ama hepsiyiz. Ve bu hepsi olmak çözümsüzlüğe gidiyor. Bence. Evet. Bir İngiliz müvekkil danıştığı anda hemen paranızı öder. Saatiyle birlikte hesap ederek öder. Bu bir kültür meselesi ama. İşte sanayi toplumunun getirdiği ve tabii ki barolara çok ciddi iş düşüyor. Ama soruyorum Ahmet Hocam size. Türkiye Barolar Birliği mi sorumlu bundan? Elbette hayır. Barolar Birliği ilkelerimizi sürekli hatırlatıyor meslektaşlarımıza. Biraz da kusuru kendimizde aramalıyız. Bir meslektaşım dedi ki sen kendine ne kadar değer verirsen müvekkillerin sana daha fazlasını vermeyecek. Yani değer anlamında söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çözüme gene de avukatlardan başlamalıyız. Evet. Kendimizden başlamalıyız yani. Hocam başladığımız yerden bitirelim isterseniz. Bitirelim. Avukatlıkta para kazanamama sürdülerim burayı tekrar alıyorum. Hocam başladığımız yerden bitirelim isterseniz. Lütfen. Avukatlıkta para kazanamama yolları neler? Bin bir yolu var. Bin ikiyi sen bulabilirsin. 1003'ü de bizden sonraki meslektaşlarımız bulacak.
Ben küçükken, çocukken Hisseli Harikalar Kumpanyası diye bir tiyatro kabare vardı. Orada da bir replik vardı. Ben belki onun etkisi mi bilmiyorum ama çocukluğumda en çok sevdiğim bir Barış Manço şarkılarıdır. Her çocuk gibi o dönem. Bir de paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. Nakaratını da söyleyebilirim yani şu anda. Halen benim için önemli bir cümle. Edip Cansever şiiriyle cevap vereceğim bu soruya. Ne gelir elimizden? İnsan olmaktan başka. İnsan olduğunuzda paradan uzaklaşıyorsunuz. Çok net, keskin ve iddialı cümleler söylüyorum. Para sadece bir araç. Dürüst bir insan olursunuz, para kazanamazsınız. İşinizi iyi yapmadığınız için davalarınızı kaybedersiniz, para kazanamazsınız. Para istemeyi bilemezsiniz, para kazanamazsınız. Hep garibanlar, fakir, fukara gelir müvekkil, gene para kazanamazsınız. Bu benim mesela kaderim. Ben haklı ama parası olmayan tarafın avukatlığını yaparım genelde. Yani Allah bana daha şunu kısmet etmedi Gülme Ahmet Hocam. Gerçekten hem ekonomik olarak güçlü hem de haklı olan tarafın avukatlığını henüz yapamadım. Belki o yüzden çok iyi biliyorum. Hocam olumlama yaparsak belki bundan sonra tersine dönebilir. Ya önemsemiyorum Ahmet Hocam. Ya meslektaşlarım yani şöyle. Duygusal konular. Yani Allah rızkıyla yaratıyor insanları. Dolayısıyla isyan ediyorum Ahmet Hocam ya. Sadece bizim mesleğimiz için değil. Çok para kazanamayıp insan gibi yaşayan birçok meslektaşım var. Tatiline gidebiliyor mu? Gidebiliyor. Yani 7 yıldızlı bir otelde tatil yapmak zorunda değilsiniz. Erdek'in bir balıkçı köyüne giderek de deniz tatilinizi yapıp çocuklarınızla balık tutabilirsiniz bir baba olarak mesela. Çocuklarınızın sizden beklediği para değil. Bu anlayışa isyan etmemiz gerekiyor canım hocam. Bunu anlatabildim mi? Dolayısıyla o yüzden diyorum. Para kazanamamanın bu meslekten bin bir yolu var. Öğrencilerimiz gelirse özelde hepsini anlatırım. Ne yaparsanız para kazanamazsanız bin bir tane yolu var. Çünkü müvekkiller bir kere zaten para vermek noktasında çok istekli değiller. Dolayısıyla gene cevabım aynı dize. Ne gelir elimizden? İnsan olmaktan başka. Şöyle toparlayalım isterseniz. Toparlayalım hocam. Avukatlığı sadece maddi kazanıma indirgeyen anlayışın zihin yapısının değişmesi şart. Dünyayı şart. Sadece maddi kazanca indirgeyen yapıya isyan ediyoruz. Güzel. Avukatlık bunlardan sadece birisi. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. Ağzınıza sağlık. Umarım faydalı olmuştur. İyi ki varsınız. Estağfurullah. Siz de aynı şekilde. Ben teşekkür ediyorum sana. Ve şu anda bizimle burada olan teknik ekibe ve üniversiteme ve fakülteme Ahmet Hocam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ustalarla Baş Başa serimizin bugünkü konuğu Doçent Doktor Ömer Bağcı'ydı. Avukatlıkta para kazanamama yollarını konuştuk. Bizi takip etmeye devam edin lütfen.